Bilir misiniz? Ben çok iyi biliyorum her şeyi. Kickback, mixback falan filan böyle bu şekilde gelmeyin bana. Kickback bilir misiniz? Görünen köy kılavuz istemez. Siz yanlış şekilde açtınız bu saçı. Kusura bakmayın. Necati, kickback biliyorsun değil mi? Bir direkt tamam. dibe açıcıyı getirmedi mi? Ben göremedim tam olarak orayı ama sarılığı gördüm. Burada kızıllık, kahvelik, burada 4 tane renk gördüm. Günde zemin önemli. Işte bundan bahsediyordum. Hayır. Senin, neyden bahsediyorsun? Sen biliyor musun kickback'ı? Onun üstüne kapama yaptınız, evet, ya. Bak, bırakın burada, Allah aşkına ya. Burada kickback'ı bilen 3 kuaför varız. Kickback çok ayrı bir gerçektir. Kimyanın of. Ana temelidir. Ehe. Dinliyorum kickback'ı. Anlat. Bir gün salonuma gel. İşte o eğitim veriyorum salonuma dediğim. Salonuma gelmeye gerek yok. Gördüm ne eğitim yaptığını. Eğitim veriyorum ben dediğim olay bu zaten. Ben 2 saatte bunu yaparım. Bu yanlış bir işlem. Bu tamamıyla kuaförlüğe ters. Olamaz böyle bir şey. Evet, olamaz. Önce saçının dibi açıldı. Saçının dibi. Senin gözlerin neredeydi ben saçı açarken? Gözünü sevdiğim. Yanlış mı gördüm? Bu renk şey değil miydi saçının dibi? Şu üstündeki renk değil miydi ya? Şurada bir yanlış yaptın. Saç 4 renkledin. Her yerini aynı anda sürdü saçın. Dibi hariç komple ucuna sürdüm. Tamam da 4 renkledin. Evet. Geriye önce kalan uçtan renk nerede? Başlanır. Ondan yoktu. Sonra ortaya nasıl çıkılır. Yoktu? Ondan sonra saatin. En son dip platinya, vurulur. Platine doğru gitmek istedim. Bakayım dedim alttan ne çıkacak, az önce anlattım sana. Bakayım dedim kusar mı? Saçı aşama aşama açmadığın için şimdi dalgalanma olacak. Bakalım finali görelim. Finali göreceğiz. Çok iyi göreceğiz. Zeminden çok görünüyor iyi göreceğiz zaten. De yalnız ben burada kickback bilmeyen bir bayanla nasıl yarışıyorum onu ay, bilmiyorum. Ay kickback bilmek zorunda değilim, tamam mı? Kickback kuaförden sen bilmek zorundasın. Sen de opu biliyor mu? Lopu biliyor mu? Neyi biliyorsun? Kickback'ı bilmek zorundasın. Ya bırak Allah aşkına. Bopu biliyorsun, lopu bilmiyorsun. Burada kickback'ı açıklamak istemiyorum. Öğrenmesin diye. Yo, öğrenmemek ayıp değil, bilmemek ayıp. Yok kickback çok özel bir tekniktir. Burada hak etmeyen bir insana ben bunu öğretmem. Öğretmiyorsan konuşmayacaksın. Öğret senin o zaman, dinleyelim bilip, bari. Sen bunu bilip benim suratıma çarpıp saça ona göre yorum yapman lazımdı. Ben saça açarken. Evet. Güven Bey. Gördük ne olduğunu. Ben sizin yanınızdayım Güven Bey. Pigmenti tamamıyla sen Güven ne yaptın kim? Ben anlamadım. Bir Narmin bir Güven. Allah seni kaybettim, uçmuş. Kimin yanındasın? Gerçekten sizi kutluyorum. Gerit ne oldu ya sana? Gerçekten çok hayırdır? Başarılar diliyorum. Gerit sessiz. Sesin soluğun çıkmıyor. Senin bu durumlarda çıkması gerekiyor. Yani... Bilginin olduğuna abi, inanıyorum. Baktım satışa geldim. Can beni sattı. Başka yere geçti. Artık ben de küstüm. Uğur'un makyözü olmak satışa istiyormuş. Satışa geldim beni. Öyle ay diyor. Ben makyözümden beni bıraktı. Yerime göz dikti. Silver tamam mı? Tamamdır. Lazım mı? Eda ya. Eda gülsün ya. Eda mutlu olsun. Eda. Abi bak Eda ne güzel gülüyor. Evet. Ya. Aslında gülebilen bir insan. Yılan. Çok iyi olmuş. Gerçekten mi? Evet. Bak. Ama hayır gösterme, sürpriz olsun. Aa pardon. Tabii ayna senin... yasak diye. Hayır ayna yasak mı bilmiyorum ben. Sen yasak eskisin ya. Burada ben bilmiyorum da mutlu. Sürpriz olsun. Necati kınalı abi, Necati'ye sözümüz yok. Necati ben kınayı kestim biliyorum ama kesmedim mi gitmedim hepsi. Kendi boyamış ya. O yüzden çok farklı yerlerinde kınalı. Oo bak mesela ön ne güzel açıldı. O ön gibi hepsi bir açılsa var ya. Muhteşem olur değil mi? Evet. Renklerin gerçek dünyası. Özge Hanım, bu arada ben arkadaşlara bir bilmece sormak istiyorum. Buyurun. 25 lira senden borç aldım. 25'te Emine'den ne yaptı? 50 lira. 50. Borç aldın. Borç aldım, 50 lira param oldu. Tamam. 45 lirasını harcadım, kaç param kaldı? 5 kaldı. 5 kaldı. 2 lira Emine'ye borcumu verdim. 3 kaldı. 2 lira da sana borcumu verdim. Bize olan borcun yok, 23 kaldı. Bende kaç kaldı? Sende 2 kaldı. 2 yok 5 diye 2 sana verdim 2 sana verdim. 1 kaldı. 1 kaldı. E sende 25 diye 2 çık. Sana borcum kaç? 23. Ona da 2 verdim. Ona borcum kaç? 23. Bende 1 lira var. 23 46. 1 lira da bende var. 47. 3 lira kayboldu. Nerede bu 3 lira? Burada bence o kadar işletmesi var. Şimdiye bu... kadar 100 kere cevap vermesi gerekiyordu. Efendim? O kadar işletme... Kaç tane yeriniz 8 vardı? 8 şuban var, 14 vergi levham var, 110 çalışanım var. Evet. Şu an burada bunun içinden çıkamıyorum. Evet, maalesef. Ama... Matematik... Ama bu şu galiba ya, yani borçla alınan para toparlanır mı, toplanır mı? Borçla o, borç ödemiyoruz ki. Burada öyle bir ince çizgi var. Biraz daha düşün. Emine soruyu bile anlamadı. Ben anladım da gerek duymuyorum soruyu cevap anlamadım vermeye. Ki. Beyefendinin kaç tane yeri var o versin. O benim bir tane soruyu. Var. Ben hiç merak etmiyorum. Burada şu söylenir. Borçla elden alınan para toplanmaz. Buradan o çıkıyor. O toplanıyor, çıkmıyor. Bunun cevabı budur. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Yoksa para nasıl oynuyor abi yerinde?
Puanlamayı da açıklayacağım sana cevabı. İyi hadi bak, unutma ama. Ben? Unutma. Unutmayacağım, açıklayacağım. Ben hatırlatırım zaten sana. İşlemler bitmek üzere. Birazdan makyaj başlayacak ve sonrasında yapılan yorumlar ve puanlarla beraber... Artık bütün hafta boyunca toplanmış puanlar da eklenince... İşte bu 10 bin lira nakit para ödülünün sahibinin kimin olacağı belli olmuş olacak. Az kaldı. Ben mesela kaç yıkamadan sonra tekrar boya yapabilirim. Sarı sağlıklı. Yani sarı olmaması için ben. Hani bir iki haftalık bir süreç var. Evet. Bu renklerde. Bir iki hafta bakır zaten çok zor bir renktir. Kullanması da sürekli bakım ister. Kuaförüne iki haftada bir. Bir föne giderken ya bir astar cila ya bir pigmentasyon. Ya kuaförüm sensin zaten. Sana geleceğim, sen yapacaksın. Tamam işte, sen bana geldikçe bunları yapacağım. Sen bunları o zaman düşünme. Niye kafanı böyle şeylerle meşgul ediyorsun? Diyorsun. Tabii ki canım. Ben çok merak ediyorum. Bu rengi ben 18 yaşındaydım yapmıştım. Hiç yakışmamıştı bana. Şunu biraz açsak mı? O zaten duruyor mu ki? Duruyor mu ki? Nerede durdu da? Durmuyor. Nereye? Sanki öyle kalacak. Bak Ferit güzel işler çıkartıyor ama... Ferit Bey, burada dedikodunuz yapılıyor. İşine geldiği zaman... Bir de bana dedikoducu diyorlar. Nerede yapılıyor? Komşum. Fark etmiyor ki, her yerde beni konuşuyorlar zaten. Hayır, bana diyorlar. Şu an duymuyor bile bak, beni duymuyor. Harika Hanım, bana diyorsunuz ama... Bir tüm saatte Türkiye Ferit Bey'in dedikodusunu yapıyorsunuz. Olmuş. Bütün kuaför salonlarında konuşuyorum. Ferit Bey. Buyurun benim. Dedikodunuzu yapıyorlar diyorum. Ben de diyorum ki tüm kuaför salonlarında şu an benim dedikodum geçiyor zaten. Yani burada yapılmış ne olmuş ki? Türkiye'nin hakkınızı, her yerindeki kuaförlerde... Hakkınızda iyi konuşmuyorlar ama. Ya şeyin padişahın arkasından konuşmuşlar. Biz kimiz ki bizim arkamızdan konuşacaklar? Önemli olan yüzüme konuşsunlar. Siz kötü bir şey mi söylediniz? Kıpırdama tatlı. Fazla duyamıyorum. Kapansın o zaman söyleyeceğim. Tamam. Ne hanımefendi dedikodunuzu yapıyor diye. Ha, gerçekten bak. İstediği zaman hakikaten çok güzel saçlar çıkartıyor. Bana burada isteği beklemez ki. Burası bir yarışma. Ama bak gerçekten yapıyor. Hani her zaman böyle değil yani. Evet, kötü saçla yaptığı oldu. Ama isteyince harbiden on numara. Bak Can da öyle. Hoşuna yapma. Bak Can da öyle. İşine geldi mi öyle bir güzel makyaj yapıyor ki. Ama işine gelmedi mi öldür Allah, yaptıramazsın. Bana diyorum dedikoducu diyene bak. Kim o? Harika. Harika mı? Evet. Kimin dedikodusunu yapıyor şu anda? Ferit'in. Bir saatte Ferit'in dedikodusunu yapıyor. Acaba kuaför olmuyor musun istiyor? Bilmiyorum. Seyit Bey, dedikodunuz yapılıyormuş. Son 15 dakikanız. Son 15 dakika. Koskoca 2 saatten geriye 15 dakika kaldı. Zaten şekillendirme yapıyorlar. Özge Hanım. Buyurun. Dün bahsettiğim örgü bu, bakabilirsiniz. Dün bahsettiğiniz örgü. Evet. Bakalım.